Geçtiğimiz aylarda NASA tarafından 7 Nisan 2001 tarihinde fırlatılan Mars Odyssey isimli uzay aracı, Phobos uydusunun kızılötesi görüntülerini çekti. 2001'den bu yana yaptığı bu önemli işi, Mars'ın jeolojisi ve radyasyonunu, eskiden veya şimdi Mars'ın yüzeyinde suyun ya da buzun varlığını tespit etmek için yaptı ve hala da yapmaya devam ediyor. İşte yaklaşık 20 yıldır yapılan bu gözlemler sonrası, kızılötesi kamerası sayesinde bize Phobos'un 3 yeni görüntüsünü daha verdi. Uzay aracının termal emisyon görüntüleme sistemi, kısacası TEMIS isimli kızılötesi kamerası, termal emisyon spektrometresiyle eşleştirildiğinde, Mars'ın yüzeyindeki minerallerin dağılımı hakkındaki verileri geliştirmeye yardımcı oldu. Yapılan ölçümler, bilim insanlarının mineraller ve kimyasallar hakkında haritaları oluşturmalarını ve gömülü su buzu olan bölgeleri işaretlemelerini sağladı. Bu üç görüntü geçen kış ve ilkbahar boyunca çekildi ve Mars'ın gölgesinde hareket eden Phobos'u gözlemledi. Daha önce çekilen 3 benzer eski görüntüyle birleştirdiler. Bu görüntüler gölgelerin içine ve dışına doğru hareket ederken, Phobos'un yüzeyindeki sıcaklık değişimlerini ölçerek bilim insanlarına Phobos hakkında daha detaylı bilgi verdi. Bu görüntüler ve bu görüntülerden elde edilen veriler kesinlikle doğru olmayabilir. Ama araştırmacılar Phobos'un kökeni hakkında araştırmalara olumlu yönde bakıyor. Daha doğrusu bu tartışmalara biraz da olsun ışık tuttuğunu varsayıyorlar. Phobos acaba bir asteroid mi? Ya da Mars'la başka bir cisim çarpıştıktan sonra yığın olarak yörüngeye mi döndü? Bu soruların cevaplarını hepimiz merakla bekliyoruz. Bu görüntüler ortada en sıcak ve yavaş yavaş serinleyen bir sıcaklık derecesini gösteriyor. Ayrıca her Phobos gözlemi biraz farklı açıdan ve günün farklı saatlerinde yapılır ki daha fazla görüntü birleştirilsin. Yeni bir veri türü sağlasın. Phobos, Mars'ın en içteki uydusudur. Küçük kardeşi Deimos gibi Phobos da topaklı, biçimsiz bir kaya parçası ve bir patatesle karşılaştırılmamasının veya karıştırılmamasının imkansız olduğunu belirtmem gerekiyor. Gerçekten de patatese benziyor. En iyi bilinen özelliği ve benim de hoşuma giden tarafı Stikni krateridir. Yüzeyinde ayrıca bu krater gibi birçok oluk vardır. Bu kraterin çapı 9 kilometre. Phobos'un çapı ise 22,5 kilometre. Hesabı siz yapın. Bu oluşan kraterin ve daha önemlisi bu kadar uzun olmasının nedeni aslında açık. Bir şey küçük uydumuzu etkilemiş olmalı. Yazılan makalelere ve araştırmalarıma göre, bir çarpışma sonrası ortaya çıkan parçacıklar, Phobos'un yüzeyi boyunca yuvarlanarak olukları oluşturdu. Yunanca'da korku anlamına gelen ve Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Mars'ın diğer uydusu Deimos'tan daha büyük ve Mars'a daha yakındır. Her iki uydu da 1877'de Amerikalı astronom Asap Hall tarafından keşfedildi. Bir sonraki videomda görüşmek dileğimle. Kendinize iyi bakın.